Şimdi arkadaşlar hava olaylarını işledik. Diğer konumuz da nedir? İklim. O zaman gelin bir de iklimi tanıyalım arkadaşlar. İklim ne demek? Geniş alanlarda. Arkadaşlar hava olayları dar. Ama iklim geniş alanları kapsıyor. Peki ne diyor? Uzun süreli diyor arkadaşlar. Ha, hava olayları da kısa süreli arkadaşlar. Uzun süre gerçekleşen hava olaylarının ortalamasıdır diyor arkadaşlar. Dünyada farklı iklimler görülmektedir. Bu iklimler zaman içerisinde değişime uğrayabilir. Ancak çok fazla değişimde görülmez. Yani uzun süreli. Uzun süreli hesaplandığı için bu olaylar biraz zaman açısından uzun süreli arkadaşlar. Dolayısıyla sık sık değişimler az görülür arkadaşlar. Peki bu değişimler arkadaşlar bir bölgenin iklimini etkileyen faktörler neler? Doğru, iklimler çok öyle aman aman hızlı bir şekilde değişime uğrayan bir şey değil. Ama iklim ne diyor arkadaşlar? Bir bölgenin iklimini etkileyen faktörler nelerdir? Onları bir görelim. Bir bölgenin iklimi etkileyen faktörlerden birisi ekvator olan uzaklığı, bulunduğu enlem, denizden yüksekliği, denize olan uzaklığı arkadaşlar. Yer şekilleri, bitki örtüsü bir bölgenin iklimi etkileyen faktörlerin başında geliyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar işte bu tablo kazanımızın özeti arkadaşlar. Kazanımların özeti. Ne diyordu? İklim ve hava olaylarına karşılaştırır diyordu. İşte karşılaştıralım arkadaşlar. Hava olayları nedir arkadaşlar? Belli bir yerde kısa süre içerisinde. İklim ne diyor arkadaşlar? Geniş bölgede çok uzun zaman içerisinde diyor. Peki diğer bir farklılık kısa sürede oluşur. Gün, hafta, saat gibi. İklim ise uzun sürede arkadaşlar. Yani kaç? 30-35 yıl arkadaşlar. Hava olayları tahminler üzerine kurulurken iklim kesinlik bildiriyor arkadaşlar. Hani meteoroloji uzmanları tarafından deniliyor ya arkadaşlar, tahmin edilen şeyden bahsediliyor. Meteoroloji uzmanların tahminlerine göre denir. Hava durumlarını da anlatan kişiler. Hava olaylarını araştıran bilim dalına meteoroloji, bilim insanına ne diyorduk arkadaşlar? Meteorolog diyoruz arkadaşlar. Yani hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji diyoruz. Bilim adamı da meteorolog diyoruz. İklimleri araştıran bilim dalına klimatoloji, yani iklim bilimci, bilimi. Bilim insanlarına klimatolog, iklim bilimci diyoruz arkadaşlar. Peki başka ne fark var? Arkadaşlar belki duymuşsunuzdur. İklimlerde şöyle denir. Yazlar sıcak ve kurak. Hani gibi. Kışları ılık ve yağışlı. Duymuşsunuzdur. Dolayısıyla iklimin temel anahtar kelimeleri var arkadaşlar. Kurak, yağışlı, ılıman, serin gibi ifadeler kullanılabilir. Ama hava durumunda seyrettiyseniz arkadaşlar hava olaylarında şöyle denir. Güneşli, rüzgarlı, yağmurlu. Biraz daha daraltır alanı. Yağışlı demez. Yağmurlu, karlı falan der. Peki arkadaşlar diğer bir faktör ne? Hava olayları değişkenlik fazla arkadaşlar. Gün içerisinde bir bakarsınız güneşli olur. Birden yağmur yağar, rüzgar çıkar falan gibi. Ama iklim de öyle değil arkadaşlar. Değişkenlik az. Az görülür. Çünkü uzun süreli hesaplamalara dayalı olduğu için değişkenlik az görülür. Arkadaşlar hava tahminlerinin günlük yaşantısı önemi çok gerçekten fazla. Neden? Çünkü hava tahminleri olmadan deniz, hava, kara ulaşımı planlaması sağlanamaz arkadaşlar. Sel, dolu, yoğun kar yağışı gibi durumlara önlem alınması sağlanır. Tarım çalışanlarının işlerini planlaması sağlanır. Bakın kalp ve tansiyon hastalarına aşırı sıcaklığa karşı önlem almaları sağlanır. Bakın, bunlar hava durumlarını tahminler doğrultusunda iletildiğinde bu gibi planlamalar yapılabilir arkadaşlar. İklim değişikliği arkadaşlar bu çok önemli bir konu. Evet, iklimlerin yapısına meydana gelen küresel çaptaki değişimlere küresel iklim değişikliği diyoruz. Peki arkadaşlar bunlar ne gibi şeyler etken oluyor? Neler etkiliyor? Atmosferde bir güneş ışını tekrar uzaya
yansımasını engelleyen karbondioksit, metan, azot dioksit gibi gazlar vardır arkadaşlar. Bu gazlara biz sera gazları diyoruz. Yani atmosferde sera etkisi yaratıyor arkadaşlar. Yani atmosferin üst katmanında arkadaşlar atmosfer yoğun olarak bu gazlar oluştuğu için güneşten gelen ışınları tekrar uzaya yansımasını engelliyor. Dolayısıyla orada ısıyı tutuyor arkadaşlar. Isıyla tutmasıyla birlikte arkadaşlar bazı iklim değişiklikleri ortaya çıkabiliyor. Peki bu gazların salınımı yapan yoğunlukla hangi enerji kaynaklarıdır desek arkadaşlar onun başında fosil yakıtları yani yenilenemez enerji kaynakları. Onları da göreceğiz neler olduğunu arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu iklim değişikliğini önlemek için neler yapılmalı arkadaşlar? İklim değişikliğini önlemek için neler yapılmalıdır? Yenilenemez enerji kaynakları. Yani neydi bunlar? Fosil yakıtları. Fosil yakıtları deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Kömür, petrol, doğalgaz gibi. Bunlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız arkadaşlar. Onlar nedir? Rüzgar, güneş, hidroelektrik. Arkadaşlar bunların doğaya, atmosfere bir zararı yok. Herhangi bir gaz salımı yapmıyor arkadaşlar. Diğeri enerji tasarrufu yapılmalıdır arkadaşlar. Enerji tasarrufu bu da önemli arkadaşlar. Enerji sağlayan A sınıfı elektrik araçlar kullanılmalı. Diğer bir madde arkadaşlar önlemek için atıkların içerisinde geri dönüşümü mümkün olanlar. Kağıt geri dönüşümü önem vereceğiz arkadaşlar. Metal, plastik, cam gibi geri dönüşümü önem vereceğiz. Binalarda ısı yalıtımı arkadaşlar bu da çok önemli. Binalarda ısı yalıtımına önem vereceğiz. Ormanlar ve yeşil alanlar korunmalı arkadaşlar. Çünkü niye? Ormanlar ve yeşillik alanlar ortam atmosferde karbondioksit yoğunluğunu çekiyor, bizi temiz hava yaratıyor. Yani fotosentez yaparak yapıyor tabii ki. Dolayısıyla ağaçlandırma çalışmaları yapılmak zorunda ki atmosfer kirli hava azaltılsın arkadaşlar. Gelin çalışma sorularımızı çözelim arkadaşlar bu konuyla ilgili. Birinci sorumuz şu arkadaşlar. Ece Fen Bilimleri dersinde sorulan soruya aşağıdaki cevabı veriyor. Evet. Soru ne arkadaşlar? Hava durumu nedir? Açıklayınız. Hava durumunu inceleyen bilim dalının adını söyleyiniz. Hava durumuna örnek veriniz diyor. Peki ne diyor arkadaşlar Ece? Bir bölgede gerçekleşen kısa süreli hava olaylarına hava durumu denir. Bu doğru arkadaşlar. Peki klimatoloji tarafından incelenir diyor. Klimatoloji değil, meteoroloji tarafından incelenmesi lazım. Burada bilim dalında hata yapmış. Yağmurlu, güneşli gibi örnekle verilebilir. Arkadaşlar burada Ece sadece bilim dalında hata yapmış. Peki cevabımızda bakın diyor ki hangi yargıyı bilirse ona göre puan alacak. 10 puan alması için diyor ki tanımı, bilim dalı ve örnek doğru ise. Değil arkadaşlar. Tanımı, bilim dalı doğru, örnek yanlış ise demiş arkadaşlar. Bu da değil. Tanımı ve örnek doğru. Ama bilim dalı yanlış ise 6 puan. Evet tam da bu arkadaşlar. 6 puan aldık ve doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Diğer sorumuz arkadaşlar bir görelim. Evet. Şimdi burada da şöyle bir sorumuz var. İklim hava olaylarını karışık verilmiş ve bunları gruplandıralım demiyordu arkadaşlar. Hangileri iklime aittir diyor. Peki. Çözelim arkadaşlar. Yargılarda bir görelim. Dünyanın günlük hareket sonucu oluşur diyor arkadaşlar. Bu hava olayıdır arkadaşlar. Geniş bir bölgede uzun süreli iklim arkadaşlar bu. Evet, ikiye aldık halka içerisine. İncelen bilim dalına klimatoloji denir. Bu da doğru arkadaşlar. Bu da iklime ait. Kısa zaman dilimlerinde değişiklik gösterir. Hayır. İklim uzun süreli olur arkadaşlar. Bu olmaz. İncelen bilim insana iklim bilimci ya da klimatolog denir demiş. Evet doğru arkadaşlar. Doğru cevabımız 2, 3, 5 olmalı. Yani Bursa arkadaşlar. Yine
Tablolu iklimle burada iklim bilimci meteorologları ayırmak için bilim adamlarının uğraştığı alanlarla ilgili bir tablolu bir soru var arkadaşlar. Yukarıda olayları inceleyen bilim insanları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak gruplandırılmıştır? Peki nedir arkadaşlar? Birinci yargı şu diyor. Mersin'de kış ayları serin ve yağışlı geçer diyor arkadaşlar. Bu iklime ait bir özelliktir. Malatya'da yaz ayları sıcak ve kuraktır. Bu da iklime ait bir özellik. Yarın sabah Sivas'ta havanın yağış olması bekleniyor. Bu tahmin arkadaşlar. O zaman bu hava olayları. Tokat'ta yarın hava güneşli geçmesi bekleniyor. Bu da tahmin üzerine kurulmuş. Hava olayları arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ile 2 iklim bilimciye ait. 3 ile 4 meteoroloğa ait. Doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Evet. Burada da diyor ki arkadaşlar Nihat öğretmen Semire için Tokat Havalimanı'ndan Özüm'e seyahati sırasında uçağın kanatlarının alkolle yıkandığını fark ediyor. Uçuş öncesi uçağın kanatlarının alkolle yıkanmasından yola çıkarak havalayla ilgili aşağıda sonuçlara hangisine ulaşılabilir? Bu da ulaşım söz konusu arkadaşlar. Evet, havalaylar ulaşım planlamasında etkiliydi. Az önce söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla burada hava tahminleri ulaşım planlamasına sağlar. Doğru cevabımız Ceyhan olmalı arkadaşlar. Evet, diğer bir sorumuz arkadaşlar. Ülkemize üç farklı bölgede hakkında iklimleri verilmiş, iklim özellikleri arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde, Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde. Ne diyor arkadaşlar? Akdeniz bölgesi yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlıdır. Doğu Anadolu bölgesi yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı. Farklı bölgelerde farklı iklimler görülebilir arkadaşlar. Peki ne diyor? Buna göre hangi seçenekte verilen ifadeler doğrudur diyor arkadaşlar. Evet. Ülkemizde farklı bölge aynı iklimler yaşanır. Böyle bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Ülkemizde farklı bölgede farklı hava durumları yaşanır. Bu da değil arkadaşlar. İklime ait özellik olmalı. Ülkemizde farklı bölgede farklı iklimler yaşanır. Bu doğru arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de ne kadar öğrendik bölümü var. Yani üniteyle ilgili neler öğrendik? Mevsimlerin oluşumu, iklim ve hava olayları arkadaşlar. Bunları hemen hızlıca değerlendirelim arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Evet. Hemen hızlı bir şekilde. Dünya güneşe yaklaştığı yaz mevsimi oluşur mu arkadaşlar? Öyle bir şey yoktu. Dünyanın güneşe yakınlığı uzaklığıyla mevsimlerin bir alakası yok. Dünyanın dolanma düzlemi ekvator çakışık mı? Hayır. Kaç dereceydi arkadaşlar? 23,5 derece bir fark var. Bu da yanlış. Dünyanın eksen ekliği 23,5 derecedir. Doğru. Olmalı. Güneş ışınının gelme açısı hava sıcaklığını etkilemez. Etkiler. Eğik gelirse soğuk, dike yakın ve dik olursa yani güneş ışınının açısı büyüdükçe sıcaklık artar. Etkilemez demiş. Yanlış arkadaşlar. Etkiler. 21 Mart'ta Güney Yarımküre'de sonbahar başlar. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilkbaharsa Güney Yarımküre'de sonbahar. Evet doğru arkadaşlar. 23 Eylül'de dünyada hem sonbahar hem ilkbahar yaşanır. Doğru. Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarım 23 Eylül'de Kuzey Yarımküre'de sonbahar, Güney Yarımküre'de ilkbahar yaşanır. Doğru. İki mevsimde görülür. Mevsimlerin oluşumu sadece dünyanın güneş etrafında dolanması sadece diyor arkadaşlar. Sadece olmaz. Mevsimlerin oluşmasında dünyanın güneş etrafında dolanması bu bir. Eksen ekliği, dünyanın yapısı bunlara etkiliydi arkadaşlar. Bu yanlış arkadaşlar. Sadece dediği için. Kuzey yarımkürede yaz iken güney yarımkürede kıştır arkadaşlar. Kuzey yarımküre yaz iken güney yarımkürede kıştır. Doğru. Bir yarım kürede kışsa diğerinde yaz. Ters olmalı. Bu doğru arkadaşlar. Birim yüzeye düşen ışık miktarı kışın yazdan daha fazladır demiş. Hayır. Birim yüzeye düşen ışık miktarı yani enerji miktarı ne kadar fazlaysa hava sıcaklığı fazladır deriz. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi
günlük sıcaklık farkını sağlar. Evet. Gece gündüz oluştuğu için günlük sıcak farkına oluşturuyor arkadaşlar. Evet. Burada da yine iklime, hava olaylarına ayırt etme çalışması var arkadaşlar. Peki hangileri iklime ait özellik, hangileri hava olaylarına ait? Hızlı gidelim arkadaşlar. Coğrafyanın alt dalı olan iklim bilimi, klimatoloji. Bu nedir arkadaşlar? İklimle alakalı. O zaman bir, şuraya bir diyoruz arkadaşlar, iklime ait. Belirtirken kurak, yağışlı, ılıman, serin gibi ifadeler kullanılır arkadaşlar. O zaman bu da nedir arkadaşlar? İklime ait. Değişkenlik fazladır diyor arkadaşlar. Değişkenlik fazla olan nerede? Hava olaylarında arkadaşlar. Üçü buraya yazıyoruz. Dar bölgeler için geçerlidir diyor arkadaşlar. Bu da dar bölgeler için hava olaylarıdır. Kısa sürede oluşan atmosfer olaylarıdır. Bu da hava olaylarına hava olaylarında gerçekleşen olaydır. Yani 5 yazıyoruz buraya arkadaşlar. Uzun sürede meydana gelen hava olaylarının ortalaması. Uzun süreli olan iklime aittir arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da 6 numarayı iklime ait özellik olarak yazıyoruz arkadaşlar. Geniş bölgeler için geçerlidir. Bu da iklime ait özellik. Dar alan kime aittir arkadaşlar? Hava olaylarına. Fiziğin alt dalı olan meteoroloji ilgilenir demiş. Fiziğin alt dalı meteoroloji iken coğrafyanın alt dalı da klimatoloji, yani iklimle ilgilenen. Bu da arkadaşlar meteorolojiye aittir. 8 numarayı da şuraya yazıyoruz arkadaşlar. Evet, bunu daha önce şey yaptık arkadaşlar, bunu da tekrarlayalım. İklimi etkileyen faktörleri daha önce bahsetmiştik. Neydi arkadaşlar? Bulunduğu enlem, denizden yüksek, deniz olan uzaklığı, bitki örtüsü falan, yer şekilleri, bunlar etkiliyordu. Peki nedir arkadaşlar? Bulunduğu enlem. Evet. Yeraltı kaynakları. Hayır. Denizden yükseklik. Evet. Tarihi binalar değil arkadaşlar. Yer şekilleri doğru. Turistik yerler. Hayır. Denize uzaklık doğru arkadaşlar. Tarım ürünleri değil. Bitki örtüsü. Evet, burada da boşluk doldurmalı bir çalışmamız var arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? Bir yerde uzun süre boyunca gözlemlenecek sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış gibi meteorolojik olayların ortalamasına diyor arkadaşlar. Ortalamasına. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? İklim diyeceğiz. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini, değişim nedenleriyle inceleyen fiziğe ait bilim dalı. Neydi arkadaşlar? Hava olaylarının oluşumunu, meteoroloji değil miydi arkadaşlar? Onu da buraya yazalım. Var mı? Var. Evet. Belirli bir yerde ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşulları. Belirli bir yerde ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarına ne diyoruz arkadaşlar? Hava olayları diyoruz arkadaşlar. Dünyanın dolanma düzlemiyle ekvatorun çakışık olmamasına ne diyoruz arkadaşlar? Eksen ekliği. Çünkü eksen ekliğinden dolayı çakışıklık söz konusu değil. Evet, bulduklarımızı çizelim ki hata yapmayalım arkadaşlar. Bölgenin iklimde oluşacak değişiklikleri tahmin etmeye çalışan bilim insanları, bölgenin ikliminde oluşacak değişikleri tahmin etmeye çalışan bilim insanlarına nokta nokta denir demiş. İklimle alakalı olduğu için klimatolog denilebilir arkadaşlar. Evet, burada da iklim ve hava olaylarla ilgili ifade olaylar verilmiş, onları kıyaslayacağız arkadaşlar. Yarın tüm yurtta kar yağışı görülecek. Yarın tüm yurtta kar yağışı görülecek. Bu iklim midir, hava olayları mı arkadaşlar? Burada tahmin var arkadaşlar. Yarın tüm yurtta kar yağışı görülecek denildiğine göre hava olayları. Şanlıurfa'da Nisan ayından itibaren havalar sıcak olur diyor arkadaşlar.
Burada kesinlik var arkadaşlar. Nisan ayından itibaren havalar sıcak olur. O zaman bu iklime ait. Şiddetli fırtına sebebiyle boğazlar deniz tirabine kapatıldı. Bakın şiddetli fırtına sebebiyle kısa süreli olduğu için bu da hava olayları. Sakarya'ya yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi diyor arkadaşlar. Evet, bu da hava olayları. İç Anadolu bölgesinde yazlar kuraktır diyor arkadaşlar. Yazlar sıcak ve kurak diyorsa bunlar anahtar kelimelerdi, iklimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konumuz burada bitmiştir.